davamızın hak olduğuna inanıyoruz. Hak yolu, hakikat yolu, kısaca Allah yolu diyoruz. Davamızı tarif ederken Türklüğü İslam'ın billur kabında parıldatma davasıdır diyoruz. Bu şuurla hareket etmemiz gerekir arkadaşlar. Yaz günü, yazın bu sıcağında Allah hepinizden razı olsun. Çıkıp buralara gelmişsiniz, ocağımızı bekliyorsunuz. İşte bu dava şuurunun bir neticesidir. Ama milletimizin her bir ferdi, değemediğimiz, dokunamadığımız her bir kardeşimiz bizim için bir kayıptır. O yüzden her kardeşimize, Tekirdağ'da yaşayan her gencimize ulaşmanız gerekir. Burada gördüğüm bir eksikliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Maşallah pırıl pırıl arkadaşlarsınız. Ama içinizde bir tane hanım kardeşimiz yok. Hanım kardeşlerimiz de bu milletin fertleridir. Hanım kardeşlerimize de davamızı anlatmalısınız. Israrla Türklük gurur ve şuuruyla İslam ahlak ve faziletini yaşayacaksınız, yaşatacaksınız ve insanlara anlatacaksınız derken kastımız budur. İnsanlara değmeniz, dokunmanızdır. Bakıyorsunuz son dönemlerde takip ediyorsunuzdur. Deizm insanlar bizim gençliğimizde, Türk gençliği arasında ciddi artış göstermiştir. Nedir deizm? Bir tanrının varlığına inanıyor ama tanrı diyor bizi başıboş bıraktı. Bunlara karışmıyor diyor. Yani tanrı tasavvuru sakatlanmış gençliğimizdeki. Bu dünyayı, bu kainatı kusursuz bir şekilde yaratan, halk edenin bizi başıboş bırakması mümkün müdür? Bizim inancımıza göre burası bir imtihan dünyasıdır ve burada yaptıklarımızdan daha sonra mükellef tutulacağız. Tabii hem iyi bir Türk olacağız, milletimize sadakatle bağlı olacağız, hizmet edeceğiz, hem de iyi bir Müslüman olacağız. O sebeple bunları, bu davamızı gençlere anlatmalısınız. Nasıl anlatacaksınız? Çıkardığımız yayınları öncelikle kendiniz özümseyeceksiniz. Bir genç bir vesileyle hocamıza gelebilir. Biz milliyetçilik hissiyata hitap eder. Ülkücülüğün özü de milliyetçilik olduğu için Türk milliyetçiliği vesilesiyle gençlerimiz hocamıza geliyor. Bir hissiyatla gelip gitmesinler. Ülkücülük bir sonuç değil, süreçtir. İnsan hayatında sürekli tekamül eder, sürekli gelişir. Dolayısıyla sizler de orta öğretime yönelik olarak çıkardığımız Bilge Türk dergimizi okuyup, özümseyip okulunuzda, sınıfınızda, mahallenizde arkadaşlarınıza bunları anlatmalısınız. Yine çıkardığımız Ülke Ocakları dergisini okuyup okutmalısınız. Bunları özümseyip şuurlu birer Türk milliyetçisi olduğunuz takdirde bunları çok daha iyi şekilde izah edeceksiniz, anlatacaksınız. Yine Ülke Ocakları teşkilatlarımıza verdiğimiz talimatlar içerisinde spor salonlarıyla anlaşma yapılması, ocağımıza gelen her bir gencimizin bir spor dalıyla uğraşmasını arzu ettiğimizi ifade ettik. Burada da hem vücut olarak zinde kalacaksınız, hem uyuşukluktan kurtulacaksınız, hem de bu vesileyle, spor vesilesiyle tanıştığınız arkadaşlara kutsal davamızı anlatacaksınız. Yine son dönemde kurmuş olduğumuz çeşitli birimler var. Çevre, bilim, teknoloji, yine az önce ifade ettiğim gibi spor birimleri var. Çevre birimimiz 43 ilde, 43 milli parkta tonlarca çöp topladı. Bilim teknoloji birimimiz çeşitli aktiviteler, çeşitli faaliyetler yapıyor. Yeni ürettikleri, üzerine çalıştıkları şeyler var ve buluşu olan kardeşlerimize de ocaklarımızda destek oluyorlar, yol gösteriyorlar. Yine çevre birimimiz 62 ilde 62 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Ülkemizdeki yeraltı, yerüstü kaynakları, nesli tükenen hayvanlar, bitki çeşitleri, bunların tamamı, havası, suyu Türk milliyetçilerinin ilgi alanıdır. Türk milliyetçilerinin bunların hepsiyle ilgili söyleyecek sözü vardır, çalışmaları mevcuttur. Geçtiğimiz günlerde Burdur Üniversitesi'nde bir konferansa gittim. Orada bir genç kalkıp Burdur Gölü'nün kurulduğunu, orada da dik kuyruk isimli bir kuş türünün soyunun tükenmekte olduğunu söyledi. Çevre birimimiz hemen bu konuda bir çalışma yaptı. Bunu biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekilimize takdim ettik. Bu kanun teklifine dönüştürülecek. En kısa zamanda da bununla alakalı tedbirler alınacaktır. Alınmasa da yine bu konuda takipçisi olacağız.
Bizim arkadaşlarımız da bu anlamda kendi vilayetinde, işte sizin ilinizde bulunan bir endemik bitki vardır. Bunun korunması, gözetilmesi, bunlarla ilgili çalışmalar yapmalısınız. Yine ilinizde nesli tükenen bir hayvan vardır. Bununla ilgili çalışmalar yapmalısınız. Doğal alanların korunması ile ilgili, denizlerin kirletilmemesi ile ilgili, bunlarla ilgili de çalışmaları zaman zaman takip etmelisiniz arkadaşlar. Yine çeşitli yarışmalarımız oluyor, bilgi yarışmalarımız oluyor dergilerle alakalı. Bunlara katılımınız önemli. Her ay ocaklarımıza gönderdiğimiz bir kitabımız oluyor. O kitabın bitirilmesi, takip edilmesi çok önemli. Son iki aydaki kitaplarımızdan biri Dündar Taşer'in Büyük Türkiye'si Ziya Nur Aksu'nun, diğeri de Osman Turan'ın Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi tarihidir. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi tarihinden bir sınav yapacağız. Bu sınavın birincisini de inşallah Umre'ye göndereceğim arkadaşlar.